Her zaman pazarda çığır açan teknolojik gelişmeleri getiren ve takip eden, ziraat mühendisliğinde önemli kilometre taşları oluşturarak ilerlemeyi ve gelişimi bir gelenek olarak benimseyen traktör firması Alman Fendt'in öyküsüne birlikte göz atalım. Fendt, 1937 yılında Xaver Fendt tarafından Almanya'da tarım aletleri ve traktör üreticisi olarak Güney Almanya'nın Pittoresk bölgesindeki Marktokerdorf'ta montaj hattı olarak faaliyete başlar. İlk üretimlerine Fendt kardeşlerin babalarının demirci atölyesinde 1930 yılında 6 beygir gücünde birkaç traktörle başlarlar. Modelde traktörler için dizel gücün henüz bir yenik olduğu bir zamanda Deutz dizel motorları kullanılır. Ayrıca traktörün arkasına monte edilmek üzere tasarlanmış tek sıralı bir pulluk tasarımı yapılır. Bu, satışa sunulan ilk traktördür. 1936'da traktör satışlarının hızla artmasıyla Fendt kardeşler montaj hattı olan bir fabrika açar. Üretime 1937 yılında dizel at anlamına gelen Dizelros F-18 adını verdikleri 16 beygirlik traktörler ile devam ederler. F-18, Avrupa'nın hareket halindeyken çalıştırılabilen bağımsız bir mekanik dişli kutuya sahip ilk traktörüdür. Savaş yılları şirket için zor bir dönemdir ve 1940 yılında 71 çalışanıyla Fendt, Almanya'nın en büyük ikinci traktör üreticisidir. Ancak traktör üretiminin yerini büyük ölçüde askeri sözleşmeler alır. Almanya ayrıca bu dönemde ciddi yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalır ve bu da yakıt kullanımı ile ilgili düzenlemelere yol açar. Bu nedenle 1942'den itibaren yapılan tüm yeni traktörlerin odun ısıtmasıyla üretilen gazla çalıştırılması gerekliliği doğar. 1949 yılında demirci atölyesindeki aylık traktör üretimi 20 adedi bulur. Fabrikadaki üretim savaştan sonra hızla artar ve Fendt 1953 yılında kendinden römorklu 12 beygir gücündeki F-12 GT ile Alman tarım ödülünü kazanır. F-12 GT, arkada sürücü koltuğu ve ön, orta ve arkada donanım bağlantı noktaları ve ayrıca sürücünün önünde devrilme yük konteyneri ile çok yönlü bir tasarımdır. Favorit 1 modelinde 1958 yılında geçen firma, bu modelde yüksek hızlara ulaşabilen yeni şanzıman ve 40 beygir motor kullanmaya başlar. Fendt'in başarılı dar traktör modellerinin serisinin ilki ise 1957'de piyasaya sunulur. FLS 24 dar traktör, Fendt'in halen faaliyet gösterdiği bir sektör olan üzüm bağları ve meyve üretimi için geliştirilir. 1959'da Fendt, dahiyane tek adam sistemi nedeniyle Alman Tarım Derneği'nin en yüksek ödülünü alır. Şirketin hızlı büyümesiyle toplam üretimin 100.000 traktöre ulaştığı 1961'de özel bir kutlama yapılır. 1975'te ise firma tarafından şarap üreticisi, şerbetçi otu ve meyvecilik ile uğraşanlara özel tasarıma sahip 42, 50 ve 65 beygir gücünde 3 farklı motorun bulunduğu bir traktör serisi üretilir. Bu tarihten bir yıl sonra yüksek teknolojili ve 6 silindirli motorlara sahip konforlu Favorit LS modelinin üretimine geçilir. Bu serideki traktörlerin beygir güçleri 250 beygire kadar çıkmaktadır. Fendt, cirosunun büyük bir bölümünü araştırma ve geliştirmeye yatırır ve çoğu zaman traktörlerinde ileri teknoloji geliştiren ilk firma olmuştur. 1980 yılında bir traktörde olması gereken şartlar göz önüne alınarak saatte 40 km hıza ulaşabilecek, 4 lastiğinde fren sistemi bulunacak, turbomatik ve konforlu kabine sahip olacak ve kauçuk lastikleri barındıran 300 Farmer serisi piyasaya sunulur. Ve kısa süre sonra çok yönlü görüşlü Fendt 380 GTA modeli üretilir. Bu şartların da üstünde üretimlere başlayan firma, her türlü ihtiyacı karşılayacak güçte ve her türlü tarım işlerinde kullanılacak traktörler üzerinde üretimlerine devam eder. 1993 yılında 800 serisi, yüksek beygir gücündeki, turbo vitesli, kabin ve ön aks için hidropneumatik süspansiyonlu ve saatte 40 km azami hıza sahip dünyanın ilk yüksek beygir gücüne sahip traktörleri piyasaya öncülük eder. 1994'te Favorit 500C serisiyle 800 serisinde bulunan başarılı özellikler orta sınıf araçlarda bir araya getirilir. Fendt tarafından geliştirilen Vario şanzıman ilk olarak 1970'lerde geliştirilir. Ancak finansman yetersizliğinden dolayı Fendt'in devrim niteliğindeki Fendt 926 Vario'yu piyasaya sürdüğü 1996 yılına kadar ürettikleri hiçbir traktörde görülmez. Bu, traktör pazarlarına sunulan ilk ve tek gerçek kademesiz şanzıman sistemidir. Fendt'in günümüzde kullanılan en gelişmiş traktör dişli kutularından biri olan Vario sistemini geliştirilmesiyle artan ileri teknoloji konusundaki itibarı Amerikalı şirket AGCO Limited'in ilgisini çeker ve şirket 1997 yılında AGCO Limited tarafından devralınır. Vario sistemi JCB, Valtre ve Massey Ferguson makinelerinde de kullanılır. AGCO'nun şirketi satın almasıyla gelişimine devam eden Fendt, yeni Vario 700 serisini piyasaya sürer ve seride yer alan yenilikçi VarioTronic işletim sistemi uluslararası ödüller elde eder. Ayrıca şirket son zamanlarda Akka ve Laverda tarafından inşa edilen biçerdöverleri de üretmeye ve satmaya başlar. Danimarka'nın Kuzey Jutland bölgesindeki Dorningborg fabrikasına inşa edilen Fendt biçerdöverler, daha sonra balya makineleri ve kendinden tahrikli silaj makineleri ile 1998'den itibaren piyasada yerini alır. Yapım kalitesi, teknoloji ve müşteri hizmetleri açısından traktörlerin Maybach'ı olarak kabul edilir. Ancak genel olarak yüksek fiyatlara sahip olurlar. Fendt, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Agritechnica 2007'de 540 beygir gücünde ve 6 tekerleğe sahip 36 adlı yeni konsept traktörünün prototipini ortaya çıkartır. Ön aks ve en arka aks traktörü yönlendirir. Ayrıca taşıma modundayken ve bazı donanımlarla birlikte tamamen kilitlenebilir. Modelin üretiminde Vario dişli kutuları kullanılır. Ancak bu sadece bir prototiptir. Çok sayıda testten geçmesine rağmen Fendt bu makine için üretim çıkış tarihi onaylamaz. Ayrıca bu dünyanın ilk 6 tekerlekli traktörü değildir. Kanadalı Versatile şirketi 1970'lerde Bigro'yu üretir. Ancak hiçbir zaman üretime geçilmez. Şirket 2013 yılında piyasaya sürülen ve bir sürücünün iki traktörü kontrol etmesini sağlayan White Connect sistemiyle uzaktan kumandalı modelinin denemesini de yapar. Bu şekilde üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayarak ve düşük maliyetli ürünleri piyasaya sokan Fendt markasının günümüzde dünyanın en modern traktör fabrikasına sahip olmasına ve oldukça güçlü modern traktörler üretmesine pek şaşmamak gerekir. Lütfen beğeni tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayınız.